Teşekkür efendim. Anneniz efendim. Teşekkürler. Yemin ediyorum ya, İzmir'e geriye götürün başkanım. İzmir'e Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği hayata geçen üçüncülük ödülü. Evet, biziz. Biz yazıyoruz. Evet. Sarap Soysal ve Okan Bayülgen evet. Bize geliyoruz. Evet. 15 numaralı takım alkışlıyoruz. Evet, 15 numaralı takımımızı sahneye ediyoruz. Görkem Duymaz Türkçe İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkın Bakkalı'nda Türkiye'nin tüm kooperatiflerinden yaklaşık 400 ürünü bulabileceğiniz İzmir'in 9 noktasında ulaşabileceğiniz Halkın Bakkalı'ndan alışveriş yapmak üzere 500 ürünlük hediye çeki kazandılar. Ve her yarışmacımız madalyalarına sahip oluyorlar. Buyurun efendim, sahnenin ortasında gerçekleştirelim ödül törenimizi. 37. takım numara! Bravo diyoruz öyleyse. 37 numaralı takım geliyor. Sayın Meral Çağlar, Sayın Canan Duran, Sayın Süleyman Cankurt ve Sayın Yavuz Selim Biçer bizlerle. Hoş geldiniz. Müthiş dinamik bir ekiple karşı karşıyayız. İkincilik ödülünü kazandılar onlardan. Baktığından 1000 liralık hediye çeki kazanıyor takımımız ve madalyalarını Sayın Daniel Ozanlı'nın elinden alıyorlar. 3 numara. Alkışlarımızı sahneye alıyoruz. Sayın Bora Taş'tan, Sayın Burak Örüğü, Sayın Berkan Özgür ve Sayın Halil Bayır geliyor. Tebrik ederiz. Ve birincilik ödülümüz yine Halkın Bakkalı'ndan. Arzu ettikleri tüm doğal ürünleri temin etmek üzere kooperatiflerimizin emek yemek üretmiş oldukları güzel yarışma sonuçlanmış oluyor. 200 yarışmacımızı da tebrik ediyoruz alkışlarınızla. Evet. Çok büyük emek harcadılar bu şirketleri çözerken alalım. Biz efendim hepiniz Terra Madre Anadolu etkinliğine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün İzmir sofrasının bereketli İzmir sofrasından çok güzel bir İzmir salatası yapacağız. Kahıl için karakılçık buğdayımız ve nohutumuz var. Mera'dan kaşar peynirimiz ki Türkiye'de olmayan %70'e 30 koyun ve keçi sütünden sadece yapılmış kaşar peynirimiz var. Üzüm, koruk suyu, üzüm sirkesini kullandık. Zeytinyağı olarak da köy kopun zeytinyağını ve yine zeytinini kullandık. Sorry. Bu etkinlik, bu şimdi tabii ki 91. İzmir İnternasyonel. İleride bizim yeni jenerasyonlar da bizimdeki performans. Harikaydı. Tamam. Başkanıma bir alkış istiyorum. Süperdi. Yaptım. Tulum peyniri, beyaz peyniri, eski kaşar peyniri ve feta peyniri. Biz başka bir tarım mümkün diye çıktık yola. Neden? Çünkü tarım politikaları bizim küçük üreticimizi doyurmuyor ve köylerini terk etmesine sebep oluyor. Dedik ki köylüyü doğduğu yerde doyurmamız lazım. Nasıl yapacağız bunu? Destek olmamız lazım. Teşvik etmemiz lazım üretmeye. Köylü eğer köyünü terk ediyorsa kentin dengesini de bozuyor.
köyle kent arasında denge bozuldu mu, bütün toplumun dengesi bozuluyor. O yüzden köylü köyünde durmalı, karnını doyurabilmeli ürettiğiyle ve o kadim kültürü de sürdürmeye devam etmeli. O nedenle adına başka bir tarım mümkün dedik. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz tarım politikaları her gün bizim daha fazla dışa bağlı olmamıza sebep oluyor. Çoban haritası çıkarttık İzmir'de. 4600 küsur su çobanı tek tek tespit ettik. Çobanlar kaç hayvanı var, ne kadar süt elde ediyor, nereye satıyor, bütün bunların envanterini çıkarttık. Ve ondan sonra o sütleri satın almaya başladık. 18,5 milyon liralık süt satın aldık. %70 koyun, %30 keçi, kaşarı. İlk defa Türkiye'de İzmirli markasıyla huzurumuzda. Pardon. Bakalım. Buyurun. Yok yok, hayır. Buyurun. Sayın Başkan, siz anlatmaya devam edin. Ben biraz evet, burayı yani anime ediyor. Kurda kuşu aşağıya, yani insanlar bakıyorlar. Evet. Çok seveyim. Evet. Başka bir şey yani. Acayip bir şey. Güzel, medeni, özgür, tatlı. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Çok gezdiğim, çok baktığım yani. Türkiye'nin güzeli başka bir yerde yok. Yani çok az ülke var. Bu kadar farklılıklı, bu kadar şey, bereketli verebiliyor yani. Yemek bir kültür. Kültürsüz yemek olmaz. Ama kültür de sadece dışarıdan gelen değil de kendimizden gelen bir şey. Bu fuarları gezmek, aile birlikte, çünkü sonuçta bir bayram yani. Bayram gibi yani, gelelim yani, birlikte yaşalım yani. Ama aynı zamanda niye burada olduğumu unutmayalım yani. Sonuçta İzmir'sizsiniz aynı zamanda. O için de kendini kültürden öğrenin. Çünkü zenginlik budur zaten yani. Saf olanın, iyi olanın, bereketli olanın desteklenmesinin ne kadar önemli olduğu ve başkanın İzmir'e çok önemli bir hizmeti olacaktır. Büyük bir gastronomi merkezi haline getirmek ve dünyanın geleceğini, bütün sadece ülkemiz değil, bütün dünyanın geleceğini etkileyen bir konu bu. Ve onun kendi politikasının da içindeki bir konu. Tohum, tarım, baştan itibaren bunun politikasını yapan bir siyasetçi olarak da başkanı bu girişiminden dolayı ve hanımefendiyi kutluyoruz.